Ama hazımsızlar durmuyor, durmuyor. Dün Sayın Erdoğan demiş ki, efendim belediyeler SGK'ya çok borçlu, borçlarını ödesinler. Öyle 25 kuruşa simit yok. Bir kere tam buradan başlayayım. Gerçekten Sayın Erdoğan doğru söylüyor. Bugün 25 kuruşa simit yok. Simit 10 lira. Ama sen iktidara geldiğinde simit 25 kuruştu. Sen yaptın 10 lira, sen yaptın. 15. Esas hazımsızlık şu. Hazımsızlık şu. Diyor ki belediyeler hizmet etmek istiyor. İşte Ahmet bu kadar borca, bu kadar imkansızlığa rağmen içi içine sığmıyor. Bana diyor genel başkanım, şuraya meydan yapacağım, şuradan tramvay geçireceğim, şuraya şunu yapacağım, ama bir yandan da işin parasal boyutu canını sıkıyor. Para bulmaya, kaynak bulmaya çalışıyoruz. Dünyanın öbür ucundan fon buluyoruz, kaynak buluyoruz, imzayı atmıyorlar. Niye? Hizmet ederiz de millet CHP'nin geldiğinde ne iyi işler yaptığını görmesin diye. Kentsel dönüşüme para buluyoruz, imza atmıyor. Deprem olacak, insanlar ölecek, orada bile siyaset yapıyorlar. Önünde dünya kadar dosya var. Kentsel dönüşüm için, toplu taşıma için, temiz su için, çevre için, ama imzaları atmayarak Türkiye'ye dışarıdan bulduğumuz kaynağı belediyelerimize kullandırtmıyor. Şimdi de gelmiş, geçmişten bugüne AK Parti'den aldığımız belediyelerde bilhassa SGK ve vergi dairesine inanılmaz borçlar var. Zamanında parayı yatırmamış, SGK'nın parasıyla gelmiş, burada belediyecilik yapmış, ona rağmen kazanmışız. Şimdi diyor ki AK Parti döneminde ödenmeyen parayı, MHP döneminde ödenmeyen parayı bir seferde faiziyle senin paralarından keseceğim. Bunun tek amacı var: belediye başkanlarımızın elini kolunu bağlamak, hizmeti aksatmak, bunun üzerinden ucuz siyaset yapmak. Buradan sesleniyorum. Öyle belediyeleri zora sokarak, halkın hizmetini aksatarak CHP'yi yıpratacağını düşünüyorsan aldanıyorsun. Halk arkamızda, millet arkamızda. Bunu millet görüyor. Sana bunun hesabını ilk sandıkta soracak. İlk sandıkta. Bakın, Türkiye'de SGK'ya belediyelerin toplam borcu 14 milyar 699 son Sayıştay raporlarına göre. En borçlu belediyeler AK Parti'den yeni devraldığımız belediyeler. En borçlusu Bursa Büyükşehir, sonra Sakarya, sonra Ordu, sonra Balıkesir, sonra Denizli. Bakın, en borçlu 5 belediye, 5'i de AK Parti'den aldığımız belediyeler. Şimdi kendi ödemediği parayı bizden kesiyorlar, kesmeye kalkıyorlar. Bu sayede istiyor ki çöpler toplanamasın, desin ki bakın CHP geldi çöpleri toplamıyor. İstiyor ki toplu taşıma aksasın, CHP yapamıyor. Yollar yapılmasın, bak diyecek CHP demek çukur demek. Ama şunu söyleyelim, hapırsan da köpürsen de neye başvurursan başvur, bir yolunu bulacağız.
bu hizmeti yapacağız. Milletin gönlünü fethedeceğiz ve o iktidarı senin elinden alacağız. Söz veriyorum, and içiyorum. Sokak hayvanları sorunu elbette var. Elbette büyük bir sorun. Ama çözümü katliam değil. Bakın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün milletvekilleriyle Balıkesir'den iki vekilimiz, grubumuzdaki 127 vekilimizle ayrı ayrı gurur duyabilirsiniz. Onlar olmasaydı bütün sakat köpekler ya da barınağa toplanıp bir ayda sahiplendirilememiş köpekler çamaşır suyuyla zehirlenerek 6 saat içinde acı acı seslerle katledileceklerdi. Grubumuz direndi, mücadele etti ve canlarımızı katliamdan kurtardı. Kendilerini tebrik ediyorum. Ancak tehlike geçmiş değil. Şimdi diyor ki köpekleri toplayacağız, kısırlaştıracağız ve sahiplendireceğiz. Burada belediyelere, bunları yapmayanlara ağır cezalar koyuyor ve zımnen belediye başkanlarına diyor ki bu işi çöz. Ya çöz ya cezayı alırsın. Gözün görmediği yerde ne yaparsan yap. Bunun yolu belediyelere bu konuda kaynak yaratmaktır. Şimdi bu fonu kurmadan bütün yükü belediye başkanlarına atıp onları cezayla tehdit ediyorlar. Hem ağır para cezaları hem şahıslarına ceza. Bu katliamın önünü açacak sakat bir düzenlemedir. Bu noktada bir kez daha bütün hayvanseverleri AK Parti'nin oyununa karşı uyanık olmaya, dirençli olmaya ve mücadeleye devam etmeye davet ediyorum.